Son Baskı'dan mutlu geceler diliyoruz efendim. Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla Son Baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız, yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Hızlıca gün özetlerine göz atalım. Elazığ'da Covid-19 destekleri kapsamında 185 milyon 863 bin lira vatandaşlara ödendi. Ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Altın düşüşünü sürdürüyor. Altın olanlar ve yatırım yapmak isteyenler ise aklı karışık, aklı karışanlar için uzmanlar neler olacak diye açıklama yaptılar bugün. Birazdan o açıklamalara da bakmış olacağız. Uzun zamandır yaşanan kuraklık nedeniyle susuzluk tehlikesi altında bulunan Elazığ'da müjde meteorolojiden geldi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Taner Erdoğan kar yağışı için tarih verdi. Peki kar ne zaman yağacak? Birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Fırat Üniversitesi Genel Sekreterlik Görevi başarılı çalışmalarıyla akademik alanda adından sıkça söz ettiren fizik bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Akpınar atandı. Akpınar görevine başladı. Efendim özetlerimiz böyleydi. Son Baskı başlıyor. Evet efendim, birazdan AK Parti önceki dönem Elazığ Belediye Başkanı ve şu anda AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz birazdan bizlerle birlikte olacak, sorularımızı yanıtlayacak. Ama öncesinde AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Valiliği, Fırat Üniversitesi ve AK Parti Başkanlığı'nı ziyaret etti, çeşitli açıklamalarda bulundu. Elazığ'a gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz'ın ziyaretlerinin ilk durağı Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş oldu. Mücahit Yılmaz, Rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş ve Rektör Yardımcıları tarafından karşılandı. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'tan bilgi alan Mücahit Yılmaz, üniversitenin şehre katma değer sağladığını söyledi. Yanılmaz, belediye başkanlığı döneminde ikinci üniversite kurulması için de çalışma yaptıklarını anımsattı. Bu açıdan hocamın bu dönem içinde Elazığ'ımıza ve Fırat Üniversitesi'ne çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Tabii 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ büyük bir afetle sarsıldı. Bu afetin akabinde pandemi afetiyle bir daha sarsıldı. Bu sarsıntıları bir an önce ortadan kaldırmak, hemşehrilerimizin yüzünü güldürmek ve normal yaşama dönmek için inanıyorum pratikte bir kısım çalışmalar yapılmakla birlikte üniversitemizde teoride bir kısım çalışmaları pratiğe dökecek çalışmaların içindedir. Bu açıdan Elazığ'ımız Fırat Üniversitesi gibi bir üniversiteye sahip olmakla şanslıdır. Şunu da burada belirtmek istiyorum. Belediye başkanlığım döneminde de Elazığ'ımızın bir üniversiteye daha ihtiyacının olduğunu ısrarla vurguladım. Ve bununla ilgili bir kısım ön çalışmalar da yapılmıştır. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş da Mücahit Yılmaz'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Tabii başkanım ailece aslında Elazığ'a çok değerli hizmetleri olan bir aileden büyüğümüz. Ben rektör olarak atandığım ikinci günü başkanım beni aramıştı. Hakikaten bize moral ve motivasyon verdiler. Kendimi yani başkanımızın gücünü de arkamda görünce gerçekten bir moral bozukluğuyla başlamıştım ama başkanım ertesi gün arayınca hakikaten çok mutlu oldum. Elazığ'da Elazığ halkı kadirşinaz bir millettir. Başkanım şahsında bunu belli edince buraya güvenle kendimi rahat hissederek geldim. Mücahit Yılmaz'ın bir sonraki durağı Elazığ valisi Erkaya Yırık oldu. Erkaya Yırık ve Mücahit Yılmaz'ın gündeminde Elazığ vardı. Elazığ valisi Erkaya Yırık, Mücahit Yılmaz'ın belediye başkanı olarak görevde bulunduğu sürede önemli çalışmalar yaptığını anımsattı. Kendisi burada görev yaptığı süre içerisinde son derece vatandaşı mutlu eden, kamu yatırımlarını yapan ve güzel temenniler, güzel izlenimler bırakan bir arkadaşımız. Kendisi şu an itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görev ifade ediyor. Orada bulunduğu süre içerisinde de yine ilimizle ilgili
güzel dileklerini, isteklerini, düşüncelerini paylaşıyor ve yine vatandaşlarımızın olabilecek tüm çalışmalarında katkıda bulunmaya çalışıyor. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz, Elazığ Vali Yırık'ın çalışmalarıyla yaşadığı sıkıntılardan kurtulacağına inandıklarını söyledi. İnanıyorum ki Sayın Valim, Elazığ'ımızdaki bu musibetlerden hemşehrilerimizin kurtulması, yüzlerinin tebessüm etmesi ve Elazığ'ımızın o güzel kimliğine bürünmesi için büyük bir mücadele veriyor. Atandığı günün ertesi gün tahmin ediyorum telefonda bir görüşmüştük ve Elazığ'la ilgili heyecanını ben o telefondaki sesinden almıştım. Daha sonra da göreve başladığında belirli aralıklarla telefonda görüşüyoruz. Her zaman vatandaşın içinde, işlerinin başında ve yakından takip ederek Elazığ'ımıza inşallah en güzel hizmetleri verecektir ve vermeye devam edecektir. Ben Sayın Valime tekrardan hayırlı olsun diyorum. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz'ın ziyaretlerinin son durağı AK Parti İl Başkanlığı oldu. Yılmaz, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, yönetim olarak çalışmalara devam ettiklerini belirterek Mücahit Yılmaz'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. 22 Eylül'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bu onurlu görev şahsıma verildi. O günden beri sahadayız, çalışıyoruz, yönetimimizi oluşturduk. İşte nasip olursa yine ayın 18'inde pazartesi günü bir kongremiz var. Kongremize gideceğiz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bu vesile bugün bu görevi biz ifa ediyoruz. Belli bir süreden sonra zamanı gelince biz de başka yeni gelen kardeşlerimize bu bayrağı devredeceğiz. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz da partilerinin disiplinli bir yapıya sahip olduğunu belirterek Elazığ'ın AK Parti'ye desteğinin artarak devam edeceğini söyledi. İnanıyorum ki Elazığ'da AK Parti her zaman güçlüdür. Elazığlılar reisimizi, Cumhurbaşkanımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı her zaman sevmişler, bağrına basmışlar. Bu güç artarak devam edecektir. İnşallah 18'inde yapılacak kongreyle Elazığ teşkilatımız yeni bir hamleye, yeni bir çalışmaya başlamış olacaktır. Ben Şerafettin Yıldırım kardeşime hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum. Yönetimiyle birlikte il teşkilatımız Elazığ'da güzel hizmetler yapacaktır. Evet efendim, canlı yayınımıza devam ediyoruz. Az önce ziyaretleri ekranlarınıza getirdik. Elazığ önceki dönem belediye başkanı ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz canlı yayın konuğumuz. Uzun bir süredir kendisiyle program yapamamıştık. Ben de bu vesileyle heyecanlıyım bugün biraz. Sanıyorum başkanım, belediye başkanlığı döneminde en çok programı biz birlikte yapmıştık herhalde. Sık sık bir araya geliyorduk. Sık sık bilgilendirme yapıyorduk. Evet. Bu da normal, yani yapılan çalışmalardan hemşehrilerimizi bilgilendirmek lazım. Hoş geldiniz bu arada başkanım. Hem şehre hem stüdyolarımıza. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Tekrar bir araya gelme imkanını bu şekilde bulmuş olduk. Ve sizin vesilenizle şu anda Kanal Fırat'tan bizi izleyen hem Elazığ'daki hemşehrilerimize hem il dışındaki ve yurt dışındaki hemşehrilerimize buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Geçen de bahsettim. Ben Estonya'nın başkenti Tallinn bizim kardeş şehrimiz. Evet. O vesileyle Estonya'ya gitmiştim. Tallinn'de Türk Büyükelçisi'yle görüştük. Genç bir arkadaşımız. Mevzu olmuştu. Ben kendimi tanıtayım dediğimde başkanım ben sizi tanıyorum dedi. Evet. Nereden tanıyorsun dedim. İlk defa seninle görüşüyoruz. Ben de bir gün televizyonlar, kanallar arasında geziniyordum. Bir baktım siz kanalda konuşuyorsunuz ve yöneticilerin dikkat etmesi gereken konulardan bahsediyorsunuz. Orada kaldım. O programı canlı bir programdı. Sonuna kadar izledim. Ondan sonra da o kanalı bire aldım. Bir numaralı kanal yaptım. Bir baktım ki karşımda artık Elazığ türküsü, Elazığ'ın kültürü, Elazığ'ın zenginliği, güzellikleri
Ben şimdi fahri bir Elazığlıyım demişti evet. O zaman. Güzel bir şey. İşte evet. Televizyon yayıncılığının uydudan yapılan yayının aynı zamanda böyle bir etkisi var. Onun için hatırlayın ben o görevde olduğum dönemlerde de hep söylerdim. Bizim yerel kanallarımız bir haberi yaparken tabii ki şehre katkısını da göz önüne almalılar. Tabii. Öyle haberler vardır ki onu ilgilisine söyleyip gidermesini temin edip haber haline getirmemek lazım. Ama öyle haberler de vardır ki bütün dünya duyduğunda Elazığ'a sempati duyacağı bir haberdir. Evet. Onu da yapmak lazım. Bu açıdan tebrik ediyorum sizi. Güzel eyvallah. Haberlerle inşallah Elazığ'ımızı bütün dünyaya tanıtmaya vesile olur. İnşallah başkan. Başka bugün tabii deprem sürecinde vesaire Elazığ'daydınız ama bu sürecin ardından bir süre Elazığ'a gelmediniz. Evet. Ve bugün de gelince yoğun bir program gerçekleştirdiniz. Dün de bugün de ziyaretleriniz oldu. Bu ziyaretleri az önce ekranlara getirdik ama nasıl değerlendireceksiniz? Ziyaretleriniz esasında nasıl geçti? Ben deprem gecesi buradaydım. Hı hı. Deprem gecesi 795 AK Partili belediyemiz var. Bu AK Partili belediyelerin yardım organizasyonunu koordine etmek üzere buradaydım. O gece bakanlarımız da buradaydı. AFAD Başkanı da buradaydı. AFAD Başkanı ile bir görüşmem oldu. Biz belediyelerin bütün yardım organizasyonlarını AFAD üzerinden yapalım dedik. Zaten evet. O karar da alındı. Yani bir yardım kargaşası olmasın. Elazığ bir yardım çöplüğüne dönmesin, gereksiz malzemeler buraya gelmesin, ihtiyaç ne ise o gelsin dedik. Dolayısıyla bütün bu organizasyonlar AFAD üzerinden yapıldı. Ben de ara ara yine gelip gidiyordum ama mutfak bölümünde çalışıyordum ben. Önemli olan belediyelerden Elazığ'a gelecek olan yardımların doğru malzemelerle gelmesi, doğru yere teslim edilmesi, evet. Oradan da vatandaşlarımızdan ihtiyacı olanlara bunların yönlendirilmesiydi. Depolarda yerlerinde gittik, birlikte görüştük, birlikte denetledik. O organizasyonlar içinde buradaydım devamlı. Akabinde yine ara ara gittik geldik ama bu sefer Elazığ'da büyük oranda bir bürokrat kadro değişikliği yapıldı. Sayın Valimiz göreve başladı. O süreçlerde bazen anlık geliş gidişlerim oldu. Onlara bir hayırlı olsun ziyaretine gidememiştim. Bu vesileyle iki gündür bu ziyaretleri yapıyorum. Tabii hem tebrik ediyorum hem eğer Elazığ'la ilgili o konuda bilgimiz, görgümüz, tecrübemiz varsa onları aktarıyorum. Biz dün ne yapmıştık, nerede kalmıştık, bundan sonra nasıl yürümesi lazım onu anlatıyorum. Mesela bugün Devlet Su İşleri Bölge Müdürünü ziyaret ettiğimde Şorşor Deresi'ne özellikle değindim. Dedim ki bak Şorşor Deresi ile ilgili biz o derenin sağına soluna 40 kilometre uzunluğunda 200'lük kolektörler attık. Dolayısıyla pis suların bütünü o kolektörler içinden arıtmaya gidiyor. Hı hı. Akabinde orada büyük bir kamulaştırma yaptık. Hemen hemen 30-35 milyon TL'lik bir kamulaştırma yaptık. Binlerce hemşerimize muhatap olduk. O bölgede bir tek ağacın dahi parasını almayan kimse kalmadı. Ağaçları sayıyorduk. Evet. Kaç ağaç varsa onun da ücretini ödüyorduk hemşerilerimize. Bu bir aşama aşama bölüm. Biz belediyeyi bağlayan bölümünü bitirdik. Şimdi dedim derenin ıslah çalışmasının birinci bölümü de bitti. Gümüşkavak tarafından başlayan birinci bölüm de bitti. Akabinde ikinci bölümünün yapılması gerekiyor. Ve ikinci bölümünün ihale aşamasına geldiğinde aktardı bölge müdürümüz. O bölümde yaptığında, bittiğinde Elazığ Gümüşkavak'tan başlayarak Aksaray, Kızılay Mahallesi, Hicret Mahallesi, oradan iç bölüme geçerek Ataşehir, Yeni Mahalle, Yıldız Bağları, Esentepe, Fevzi Çakmak, oradan Ulukent üzerinden Kırklar Mahallesi, Doğukent'ten tekrar dönüp
şey bağlanacak. Elazığ bir gerdanlık gibi bir araya getirecek olan bir kanal yapısı oluşacak. Bu tip konuları da konuşma imkanını bulmuş olduk. Hem DSİ Bölge Müdürümüzle hem Çevre Şehircilik İl Müdürümüzle, çünkü çevreyle de bizim birçok çalışmalarımız oldu. Yine Orman Bölge Müdürümüzle sabah Fethi Sekin Hastanesi başhekimini ziyaret etmiştim. Ona Fethi Sekin Hastanesi'nin temelinden bitinceye kadar nasıl bu aşamalara geldik onu anlattım. Çünkü başından sonuna kadar ben içindeydim. Bir şantiye şefi gibi hemen hemen. Güzel çalışmalar oldu. Şeyi hatırlarım, Fethi Sekin Hastanesi sonuna doğru geldiğinde o etrafındaki yolları yapmak için verdiğimiz mücadele az bir mücadele değildi. Devasa bulvarları yaptık, bitirdik ki hastane bittikten sonra hastalarımız oraya rahatlıkla gidip gelebilsin. Hatırlayın, İstanbul'da yakın zamanda şehir hastanesi bitti. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bilerek yollarını yapmadı. Sonuçta Ulaştırma Bakanlığı yapmak zorunda kaldı o yolları. Ama biz Elazığ'ımıza böyle bir hastaneyi bir an önce kazandırıp bir an önce hizmet vermeye başlaması için bütün imkanlarımızı seferber ettik. İyi ki yapmışız. İşte 24 Ocak depreminde oranın ne kadar büyük bir hizmet gördüğünü gördük. Pandemi sürecinde de ne kadar büyük bir hizmet gördüğünü şu anda fiilen görüyoruz. İnşallah yeni başhekimimiz de güzel bir işletmecilik mantığı içinde oradaki bütün personeli en iyi şekilde değerlendirerek sadece Elazığ'a değil, sadece bölgeye değil, belki bu hastaneyle biz Elazığ'ı bir sağlık turizmine açacak şekle getirebiliriz. Evet, kesinlikle. Elazığ mesela obezite hastalarının tedavisi için çok önemli bir il. Evet. Ben İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da birçok toplantılara katıldığımda latife olsun diye bunu söylüyorum. Elazığ'a gelen uçaklar ağır gelir, Elazığ'dan dönerken hafif döner. Çünkü o obezite olanlar ağırlıklarını burada bırakıyorlar. Yani 30 kilo, 40 kilo gövdeden alınıyor, hafiflemiş olarak dönüyor. Şimdi biz bu konuda dünyada bir numara olabilecek duruma adım adım gelebiliriz. Hiçbir eksiğimiz yok. Evet. Doktorlarımız tecrübeli, bilinçli, güzel ameliyatı yapıyorlar. Mükemmel bir hastanemiz var, cihazlarımız var. Zaten ulaşım Elazığ'a çok çok rahat. Hem Ankara'dan, İstanbul'dan çok rahat. Buraya gelen hasta aynı gün dönme imkanı yok ameliyat olduğundan dolayı. Burada kalıyor, refakatçileri geliyor, onlar Elazığ'da kalıyorlar. Bir de bu obezite ameliyatına gelenler genelde zengin insanlar. Evet. Para harcıyorlar. Dönerken, Elazığ'dan dönerken yöresel ürünleri alarak dönüyorlar. Düşünün, yani günde bu şekilde 50 hasta gelse buraya veya 20 hasta gelse, ekibiyle birlikte harcadıkları para her biri 1000 lira bıraksalar önemli bir girdidir. Yani biz buna bacasız fabrika diyoruz. Evet, kesinlikle. Turizm de bundan bir tanesi. Sağlık turizmi de bunun önemli bir ayağı. Mesela başkanım, şey, bunları anlatırken mesela dün bu konuya değindiğim için söylüyorum. Keşke gitmeden Elazığ'a şeyi kazandırabilseydiniz. Harput Musikisi'nin kürsübaşı programlarının düzenli olarak çalındığı bir tesis, bir konak. Çok güzel olurdu. Şöyle, haklısınız. Esasında benim nihai hedeflerimden bir tanesi oydu. Yani konservatuarı esasında bunun için kurduk. Hı hı. Yani konservatuar, Naci hocamın kulakları çınlasın. Evet. Ben ona çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. Elazığ musikisi adına minnettarım. Çok büyük emek verdi. Yani onun emeğini görmemezlikten gelmek yanlış olur. En gencim diyenlere taş çıkarttı. Evet. Oradaki görevini böyle adım 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 takip etti. Meclisten çıkaracağımız kararları takip etti. Hı hı. Sonuçta tarihi bir olayı biz gerçekleştirdik ve Elazığ Belediyesi konservatuarını kurduk. Ben de bazen gidiyordum. Çok da keyif alırım onlarla birlikte konservatuarda çalışmaktan, onlarla gelen heyetle birlikte olmaktan da hep keyif aldım. Bunun ileriki adımı kürsü başını tam bir şablon haline getirmekti. Güzel de sanatçılarımız başladılar konservatuar bünyesinde. Esasında Sahil Müftü Konağı'nı
ya basın müzesi olarak düşünüyorduk veya kürsü başı evet. yeri olarak düşünüyorduk. O süreçte yetişmedi tabii. Yani her şey bir anda olmuyor. Ama belediye başkanımız orayı basın müzesi olarak değerlendirdi. Bence de güzel oldu. Hı. Öyle bir müzeye de ihtiyaç vardı. Yine Harput'ta kale hamamı var. Evet. Restorasyonu olacak olan yer. Eğer orası gelecekte, biz orayı kent müzesi düşünmüştük. Belki böyle bir yer tahsis edilebilir. Hı hı. Sadece kürsü başı değil, kürsü başının yanında bizim yöresel yemeklerimizin verildiği bir mekan olsun istiyordum. Ben dün bunu söyledim, dedim gidiyoruz Harput'a lastik gibi Adana yiyoruz cümlesini kullandım. Twitter'da bir sürü insan paylaşmış yani, onu. Gerçekten öyle diyorlar. Şunu o mahiyette belki Harput'taki yemek kültürünü iyi yapıyorlar. Onu da şey evet. yapalım. Yani et yemeklerini gerçekten iyi yapıyorlar. Onu ayrı bir kenara bırakalım. Ama neticede bizim bir yöresel yemeklerimiz var. Yani bir bugün diyelim il dışından bir misafiriniz geldi. Onları götürüp yöresel bir içli köfte yedirmek istiyorsunuz. Nereye götüreceksiniz? Bir de musikisini dinlendirmek istiyorsunuz. Böyle bir yer yok. İnşallah süreç içinde değerli başkanımız onu da yapar. İnşallah. Başkanım tabii bir de Ankara'da da göreviniz var. Bu nedenle de siyaseti yakından takip ediyorsunuz. Birazdan İleza tekrar değineceğiz ama Cumhurbaşkanı ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir diyalog yaşandı. Cumhurbaşkanına Kemal Kılıçdaroğlu sözde Cumhurbaşkanı kelimesini kullandı. Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Bir soru sormak lazım Kemal Kılıçdaroğlu'na. Özde Cumhurbaşkanları kim? Kimi hayal ediyorlar? Ve bu özde cumhurbaşkanlarını nasıl getirtmek istiyorlar? Yani sözde cumhurbaşkanı dediği isim Recep Tayyip Erdoğan seçime girmiş ve tam net olsun diye yerinden bakmak istiyorum. 26.325.188 oy almış. Evet. 26 milyon küsür oy alan bir cumhurbaşkanına, sözde cumhurbaşkanı diyen bir insanın demokratlığına nasıl güvenilir? Mesela yine örnek olsun diye söylüyorum. Bizim Baskilli hemşehrilerimiz cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %84 oy vermişler. Ben tekraren teşekkür ediyorum. Elazığ'a birinci geldiler %84 oyla. Hı hı. Türkiye'de de dereceye girdi. Şimdi Baskil'deki bir kardeşime desek ki ya Kılıçdaroğlu sizin %84 oy verdiğiniz cumhurbaşkanına sözde cumhurbaşkanı diyor. Demez mi? Yani Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı kime seçtirecek? Kim seçecek? Nereden gelecek? Yoksa eski özlemlerim var. Yani darbe olsun, istediğimizi getirelim, cumhurbaşkanı yapalım. Böyle bir sürece mi hevesleniyorlar? Hodri meydan. Hani eğer kendinize güveniyorsanız, bu milletin inançlarıyla, itikatlarıyla, yaşam tarzıyla örtüşüyorsa kendi anlayışınız, buyurun seçimlere çıkın. Alın %50+1 oyu, deyin ki biz de cumhurbaşkanıyız. Ya daha sen seçime girme cesaretini gösteremiyorsun genel başkan olarak. Bunların genel yapısı bu. Bu yapıları maalesef 1940'lı yılları hatırlatıyor. O tek parti dönemi, ceberrut bir baskı dönemi, o baskı dönemi içinde insanların zorla Türkçe Kur'an-ı Kerim okutulduğu, Türkçe ezanın okutulduğu, Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenlerin cezalandırıldığı, hapse atıldığı, idam edildiği dönemleri hatırlatıyor. Yani bir ana muhalefet partisi genel başkanının kullanacağı bir cümle midir? Sözde cumhurbaşkanı. Bana grup başkan vekili Engin Özkoç'un meclisteki bir konuşmasını hatırlattı bu cümle aynı zamanda. Mecliste bir konuşmasını aynen şöyle diyor. AK Parti dünyanın en güzel, en iyi icraatını yapmış olsa dahi biz buna karşı çıkarız. Çünkü biz muhalefetiz.
Ya batsın böyle bir muhalefet. Siyaset niye var? Siyaset vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak, onun huzurunu arttırmak, güvenini arttırmak, ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmek, milli savunmasını arttırmak, sanayisini arttırmak. Bunun için değil midir siyaset? Evet. Şimdi Türkiye batsın da ne olursa olsun, Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, böyle bir mantıkla siyaset yapılır mı? Yapılmaz. Yapılmaması lazım. Çok şanssız bir cümle. Evet, kesinlikle. Çok şanssız bir kelime, özellikle kelimeyi de söylüyorum. Ama bakıyorum, dönüp dolaşıp esasında içlerindeki gerçeği ortaya vuruyorlar gayri ihtiyari olarak. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu. Evet. Seçimlerden önce camiye gidip Kur'an-ı Kerim'i, Yasin'i olduğu gibi okudu. Seçimlerden sonra işte yakın bir zamanda Mevlana'yı anma törenlerinde Kur'an-ı Kerim'i bu defa Türkçe okudu. Esasında şu anda yaptığı gerçek niyeti. Madem senin ana hedefin Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okutmak, o zaman şöyle seçimden önce git vatandaşın karşısına bir Türkçe Kur'an-ı Kerim oku da bak bakayım bu vatandaş sana oy veriyor mu vermiyor mu? Kime hizmet ediyorsun? Ya bırak bak, elinde bir imkan var. Bu imkanı vatandaşın rahatı için, huzuru için, hayatını kolaylaştırmak için, hayatını ucuzlatmak için kullan, değerlendir. Bu milletin itikadıyla kimse oynamasın. Bu milletin inançlarıyla kimse oynamasın. Bunu derken, bu millet derken, Türkiye'de yaşayan sadece Müslümanları kastetmiyorum. Yani Türkiye'de Hristiyanlar da yaşıyor, Yahudiler de yaşıyor. Onların da itikadıyla kimse oynamasın. Onların da inançlarıyla kimse oynamasın. Bırakın Müslümanlar camiye gitsin, Hristiyanlar kilisesine gitsin, Yahudiler sinagoguna gitsin, kendi ibadetlerini yapsın. Zaten demokratik bir ülke bu demektir. Şimdi siz, hayır, illa benim gibi düşüneceksin. Evet. Benim gibi inanacaksın, benim gibi olacaksın, benim gibi yaşayacaksın derseniz, Kılıçdaroğlu kusura bakmasın, bu çok gerilerde kaldı. Çok gerilerde kaldı. Türkiye çok büyük bir aşama kaydetti. Artık bu aşamanın görülmesi lazım. Bakın aynı zihniyet, mesela İstanbul'da zulüm 1453'te başlamıştır diye açıklama yaptılar. Aynı zihniyetin gazetesi 2020 yılının felaket olaylarını izah ederken Ayasofya'nın açılmasından bahsediyor. Şimdi ben kendi Mücahit Yalmaz olarak 13 yaşından itibaren Ayasofya'nın önünde Sultanahmet Meydanı'ndaki bütün mitinglere katılmışım. Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın diye o mitinglerde haykırmışız. Ben inanıyorum bu milletin, yani %100'ü diyeceğim ama işte o gazeteyi çıkaranlar gibi bir kısmını çıkarırsak Ayasofya'nın açılmasına sevinmiştir. Siyasetçi bu milletin sevinciyle sevinçlenmeli, üzüntüsüyle üzüntü duymalı. Yani siz eğer hani HDP'nin yaptığı gibi diyorum, ya askerimize kurşun sıkan bir teröristin cenazesine gidip onunla birlikte üzülüyorsanız kusura bakmayın, bu milletle birlikte olamazsınız. Bizim İHA'larımız, SİHA'larımız Libya'ya gidip tarih yazıyorsa, Hafter'i bir kenara itiyorsa, bizim devlet gücümüzü, devletin büyüklüğünü orada gösteriyorsa bununla sevineceksiniz, buna üzülmeyeceksiniz. Hemen yakın zamanda Karabağ'da olan olaylar hepimiz biliyoruz. Evet. Şimdi Karabağ'da 30 küsür yıldır zulüm var mı? Var. Ermeniler oradaki Azerilere zulmediyorlar mı? Zulmediyorlar. Karabağlardaki hani iki devlet tek millet mantığı içinde sevdiğimiz, inandığımız kendi soydaşlarımızın huzurlu bir hale gelmesinden niye mutlu olmayız?
Niye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dünyaya şikayet ederiz? Bak askerleri oraya gönderiyorlar, silah gönderiyorlar. Aman ha ey Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütleri gelin buna engel olun diye şikayet ederiz. Bundan mutlu olmalılar. Onun için yani Kılıçdaroğlu'nun bu cümlesi çok yanlış. Daha ağır ifadeler kullanılır bu cümleye karşı ama bizim edebimiz buna müsaade etmez. Ama inanıyorum ki çıkıp bu kelimesinden dolayı bütün milletimizden özür dilemesi lazım. Benim gayri ihtiyarı ağzımdan çıktı. Hı hı. Yanlış bir kelime, doğru bir cümle kullanmadım, doğru bir kelime kullanmadım. Hepinizden özür diliyorum. Çünkü yarın siz beni seçerseniz ben de Cumhurbaşkanı olacağım. Sizin verdiğiniz oylarla Cumhurbaşkanı olan birine de kendime de sözde Cumhurbaşkanı demiş durumda olacağım. Baskilli hemşerilerimizi üzmesin. Evet. Elazığ'daki hemşerilerimizi üzmesin. Türkiye'deki insanımızı üzmesin. Bu ülke gerçekten son yıllarda AK Parti iktidarında çok büyük hamleler yaptı. Dünya bize kıskanıyor. Bizi kıskanıyor dünya. Bakın belki konudan konuya geçeceğiz ama bunu izah etmem lazım. Bir pandemi süreci geçirdik. Evet. Dünyada en zengin dediğimiz ülkeler, gayri safi fert başına düşen milli hasılası 55 bin dolar, 60 bin dolar, 70 bin dolar olan ülkeler vatandaşlarına maske dağıtamadılar. Diğer tıbbi cihazları söylemiyorum. Maskeden bahsediyorum. Ve Türkiye olarak biz 135 ülkeye yardım yaptık. Sağlık malzemesi yardımı yaptık. Bunun içinde maskesi ve benzeri diğer ürünler de olmak üzere. Yardım yaptığımız ülkelerin başında Amerika geliyor. Kanada geliyor. İngiltere, Fransa, evet. İspanya, Almanya, İtalya, İsveç, İsviçre. Buralara biz yardım yaptık. Güçlü devlet nedir biliyor musunuz? Güçlü devlet krizin en yüksek olduğu dönemde vatandaşına sahip çıkan devlettir. 115 ülkeden de vatandaşlarımızı ki 75 bin vatandaşımız oldu, aldık Türkiye'ye getirdik. Hı. Şimdi Almanya'da diyelim veya Afrika'da vatandaşımız arıyor, diyor ki ben burada kaldım, burada pandemi süreci çok kötü. Ne olur beni ülkeme götürün. Buradan uçak gidiyor, hemşerilerimizi alıp getiriyor. 75 bin hemşerimiz, zengin, fakir, yoksul, şu, bu vesaire. Bu insanlar niçin Türkiye'ye geliyorlar? Esasında uluslararası bir kriz anında insanlar krizi en rahat geçirebileceği ülkede kalırlar. En güvendikleri yer Türkiye olduğundan dolayı Türkiye'ye geldiler. Ya bununla gurur duyun ya. Yani her vatandaşımız bununla gurur duyması gerekmez mi? Evet. Ya efendim AK Parti bunu yapıyor, ben bununla gurur duymam. Sevgili kardeşim, gelen insan belki senin amcan oğlu. Belki senin akraban, yani yurt dışından getirdiğimiz 75 bin insan tek tek kimliğine mi bakıyoruz? Yok. Kim ben Türkiye'ye gelmek istiyorum diyorsa bizim uçağımız buradan gidiyor, onları alıp Türkiye'ye getiriyor. Dünyada bunu yapan başka bir ülke yok. Böyle bir kriz sürecinde Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, dirayetiyle ve kriz yönetim becerisiyle Türkiye bir yıldız gibi dünyada parladı. İngiliz Lordlar Kamerası'nda toplantıda bu pandemi konuşuluyor. Hı. Soruluyor Sağlık Bakanı'na, sağlık ekipmanımız var mı, yeterli mi? Sağlık Bakanı'nın verdiği cevap çok ilginçtir. Türkiye'den tırlara yüklendi, iki gün sonra burada olacak. İhtiyacımızı gidermiş olacağız. Bundan gurur duymaz mı? Yani bu ülkede yaşayan biri olarak insan bundan gurur duymaz mı? Biz dünyaya tabiri caizse kalbimizi açarak yardımcı olduk. Geçmişte de biz bunu yapıyorduk. Biz böyle bir ülkeyiz. Dolayısıyla yani muhalefet, iktidar
şu parti, bu parti. Bırakalım bir kenara. Bir, biz ülke olarak güç kazanıyoruz. Güçleniyoruz. Dünyada itibarımız artıyor. Bakın ben... Başkanımızın yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Uzatırız belki. Biraz uzatabiliriz. Evet. Şimdi Elazığ'la ilgili şeyler vereyim, de var. İzninde evet. Tabii ki, örneği buyurun. Vermek istiyorum. Güney Amerika'da bir ülkeye gitmiştim. Tam bundan bir yıl önce. Geçen yıl bu tarihlerde oradaydım. Hı hı. Cumhurbaşkanıyla uzun bir görüşmemiz oldu. 1,5 saate yakın. Belki de 2 saat oldu, bilmiyorum. Çünkü bir bahçede oturmuştuk. Kendi köşkünün bahçesinde. Uzun bir görüşme yapıyoruz. Hı. İlginç bir cümle kullandı. Dedi ki biz devlet başkanları olarak bir devlet başkanının kendi ülkesinin bağımsızlığı, huzuru ve geleceği için nasıl mücadele etmesi gerektiğini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan öğreniyoruz. Hı hı. Yani böyle bir Cumhurbaşkanımız olduğundan dolayı gurur duymamız gerekmez mi? Oturup dua etmemiz gerekmez mi? Hı. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Bak böyle bir Cumhurbaşkanı nasip etmişsin. Başımız dik, alnımız ak. Mesela siz Cumhurbaşkanımız herhangi bir görüşmeye gittiğinde hiç tedirgin olur musunuz? Yani filanca devlet başkanıyla görüşüyor. Acaba onun karşısında ezilir mi, büzülür mü, bizi iyi temsil edemez mi diye bir tereddütümüz var mı? Herkes iyi bir temsiliyet olmasını ister. Biz biliyoruz ki Cumhurbaşkanının muhatabı kim olursa olsun o çıkar adam gibi adam olarak onların karşısında ülkesini savunur, vatanını savunur, milletini savunur. Ve bunu da inanarak yapar. Bir törende hatırlar mısınız? Aile fotoğrafı çekilecekti. Evet. Cumhurbaşkanımız gitti, duracağı yerde Türk bayrağı var. Evet, yerde. Hemen eğildi, bayrağı aldı, katladı, öptü ve cebine koydu. Evet. Bu yani hesaplanmış olan bir hareket değil. Bu inandığını orada sergiledi, yaptı. Bundan dolayı yani biz şu anda dünyanın hem savunma sanayinde, hem yönetiminde, hem ekonomisinde etkili bir devletiz, etkili bir gücüz. Bununla da gurur duymamız lazım. Genç mühendislerimiz, genç teknik elemanlarımız çok güzel şeyler üretiyorlar. Ve Türkiye çok daha güçlü bir duruma gelecek. Kesinlikle. İnşallah. Şimdi başkanım tabii Elazığ'da uzun yıllar boyunca siyaset yaptım. Siyasetçilerin şu özellikleri var. Kimi kesim tarafından beğenilir, takdir edilir. Kimi kesim tarafından yaptığı işler beğenilmez, eleştirilir. Ben dün bunu da ifade ettim. Normal yani bu tabii ki bu böyle olmaz. Olan bir şeydir. Evet. Şimdi ben WhatsApp'dan gelen mesajlarımızın okumamız mümkün değil. Ama WhatsApp'tan da bunu görüyorum. Kimi size teşekkür ediyor, kimi yaptığınız bazı çalışmalardan dolayı eleştiriyor. O çalışmaları soruyor. Her ikisine de teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi tabii ben hatırlarsanız siz Elazığ'da her basın toplantısı yaptığınızda ben size bir soru soruyordum. O soruda geldiğiniz günden gittiğiniz günde o soruyu soramadım. Geldiğiniz günden itibaren yıllık belirli periyotlarla basın toplantısı gerçekleştiriyordunuz hizmetlerinizle ilgili. En son ilgili. Giderken de yapmıştım. Evet. 15 Mart. Ben ona sanıyorum katılamamıştım. Ben sizlere hep sorduğum soru belediyenin borcuyla ilgiliydi. İlk geldiğiniz toplantıda da onu sormuştum. Evet. Her yıl yaptığınız toplantılarda da belediyenin borcu ne kadar diye size sormuştum. Siz de işte ilk açıklamanızda borcu ödeyeceğiz, tamamlayacağız, kapatacağız, açıklayacağız demiştiniz. Şimdi izleyeceğimiz hep borçla ilgili mesaj atınca o aklı geldi. Yine sizi görmüşken geleneği sürdüreyim. Siz borcumuz yok dediniz, parayla bırakıyorum dediniz ama 618 milyon TL borç olduğu açıklandı sizden sonra. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben borcumuzu bitireceğim hiç demedim. Borcumuz yönetilebilir bir borç ve bu bizim yapacağımız hizmetlere engel değil. Hı hı. Elbette borç olacak, bu gayet normal. Biraz önce Şorşor Deresi'nden bahsettim. Şorşor Deresi'nin bize maliyeti kamulaştırma bedelleriyle birlikte 130 milyon TL civarındadır. Şimdi Şorşor Deresi'ni yapmamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Evet. Bunu nakit belediyenin kasasından parayı çıkarıp vererek yapma imkanı var mı? Hayır. Kredi kullanacaksınız. Yani bu artık dünyanın yapmış olduğu bir şey. Bu çok doğal, çok tabii.
Mesela şimdi Elazığ'ın altyapısı yapılacak. Evet. Biz o 5 yıllık süreç içinde revize imar planından sonra içme suyu projesi altyapısını, pis su projesi altyapısını ve yağmur suyu projesi altyapısının projelerini bitirdik. Hazır hale getirdik. Hı hı. İhalesi yapılacak. Tahmin ediyorum 400 milyon, 450 milyon civarında bir ihaledir bu. Yapılması gerekir mi? Gerekir. İhtiyaç mıdır? İhtiyaç. İhtiyaçtır. Şimdi yani belediye başkanımıza çıkıp desek ya arkadaş kasanda para varsa bunu yap, kasanda para yoksa bunu yapma. Doğru bir cümle kurmuş olur muyuz? Hayır. Hatta kendimiz gidip kredi kartıyla 6 taksitli, 8 taksitli hatta ne kadar uzun taksit olabiliyorsa onu yapın diyor muyuz? Evet. Diyoruz, bunu alıyoruz. Bu çok normal. Önemli olan şu, hep bunu ben öne çıkardım. Bu şehrin heyecanını kaybettirmeyelim. İnsanlarımızı bununla üzmeyelim. Biz işimize bakalım. Evet. Biz koşturalım. Biz yatırımımızı yapalım. Şimdi bu şehirde 5 yıllık süre içinde çöpten enerji tesisi yapıldı mı? Yapıldı. Şu anda elektrik üretiyor mu? Üretiyor. Belki şu anda televizyonları başında bizi izleyen birçok hemşehrimizin bundan haberi yoktur. Çünkü ilgilenmez. Bakın o çöp testlerin olduğu yerde yazın Keban'a giderken çöp kokusu alınırdı. Evet. Şimdi çöp tesisinin yanına gidip sizler de gördünüz geldiniz orada oturup çay içiyoruz, yemek yiyoruz. Bölge sakinleri hep şikayet ederdi. Şu anda bu kalktı mı? Kalktı. Bu şehirde Türkiye'nin en güzel hayvan hastanesi var mı? Var. Mesela mesire alanı, cip mesire alanı, petseki mesire alanı. Şu anda hemşehrilerimiz oraya gidip dinleniyorlar mı? Dinleniyorlar. Beni her gün arıyorlar oradan. Teşekkür ediyoruz. Hı hı. Başkanım geldik burada şey yapıyoruz. Fethisekin mesire alanı hemen yakınımızda. Evet. Kültür Park. Allah razı olsun Süleyman Selmanoğlu Bey başlattı. Hı hı. Biz de geldik tamam hızla ediniz. Devam ettik, bitirdik. Şimdi otogarajlar sitesi. Yani ben şöyle aklıma gelen... Başım bunların hepsine girersek çok yok, şey var. Girmeyeceğiz zaten. Şunu yapıyor, şunu diyorum. Bunlar yapıldı mı? Hı hı. Yapıldı. Bunlar Elazığ'da mı? Evet. Elazığ'da. Bunların bir bedeli var tabii ya. Ama siz, yani siz borçlu mu bıraktınız, borçsuz mu bıraktınız başkanım? Hayır, borç var tabii. Hı hı. Bu borçların bir kısmı diyelim... yani kaynak 100, oluşturdum dediniz. Tabii 530, kaynak oluştu. 533 milyon TL'lik bir kaynak oluşturdum. Evet. Borçta da çıkarınca 130 küsür kalıyor. O da var, küsür, o kaynaklar da var. Kaynaktan kastım şu, mesela asil mezarlıkta biz yeni bir mezarlık alanı aldık. Parasını ödedik, bitirdik. Aile mezarlığı haline getirdik. 3000 aile mezarlığı çıktı orada. O zaman da meclis kararı almıştık. 20 bin liraydı tahmin ediyorum. 20 bin liradan. Şimdi bu satılacak neticede. Bir kısmını yani çok az yüzün üzerinde bir kısmını biz o zaman satmıştık. Geri kalan da orada duruyor arazi. 60 milyon TL'lik bir şeydir, bir kaynaktır gibi. Mesela örnek olsun diye diyorum. Tahmin ediyorum 18 Ocak'tı. Yani artık benim aday olmadığım 18 evet. Ocak 2019. TOKİ'de görüşme yapıyoruz. Ergün Bey şu anda Fatih Belediye Başkanımız. Bu Şahinkaya tarafında ve Zafran tarafında bir kısım arazilerin belediyeye kazandırılmasıyla ilgili görüşme yapıyoruz. Görüşmeye neticelerini çok çetin bir görüşme yaptık. Ve akabinde 180 dönüm arazinin protokolünü biz imzaladık. Bunların içinde, yani bunun protokolü belediyededir. Evet. Bunun içinde 130 dönüm veya 128 dönüm de olabilir. 130 dönümün parasını da ödedik. Bizim. Bu bir kaynak mıdır? Kaynaktır. Arazi orada duruyor. Sattığımızda bunun geliri belediyemize bir kaynak olacak. Bir deprem geçirdik diyelim Elazığ'ımızda. Çevre Bakanlığı belediyemize tahmin ediyorum 1000 dönüme yakın bir arazi tahsis etti. Bu bir kaynak mıdır? Önemli bir kaynaktır.
satarsınız, değerlendirirsiniz. Ben olayı böyle görüyorum. Hı hı. Onun için de dikkat ederseniz ben hiçbir zaman borç üzerinde efendim bir enkaz edebiyatı yapacak şekilde asla durmadım. İşimize baktık, önümüze baktık. Olması gereken de budur. Yani bir belediyenin icraatları borcuyla doğru orantılı değil, yapmış olduğu çalışmalarla doğru orantılı ortaya çıkar. Bu açıdan borcu böyle bir değerlendirmiş olalım. Evet başkanım, süremizin sonuna gelmişiz ama arkadaşlarımız uyarıyorlar. 5 dakika daha ek süre isteyelim. Orada evi katlı kavşağı konusu çok tartışıldı. Siz burada görevdeyken de o proje kağıt üzerine çok güzeldi ama proje bitip tamamlandıktan sonra vatandaşlar evimizin balkon önünden kavşak geçiyor dedi. Netice itibariyle bu kavşağın yıkılması gündeme geldi vesaire. Sonra işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sizler yerelden gelenler görüştünüz ve siz Cumhurbaşkanı bu kavşağı anlattınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kavşağın yıkılmaması gerektiğini ifade etti. Nasıl ikna ettiniz? Ne söylediniz? Niye kavşak yıkılacakken yani, son anda vazgeçildi? O konuda mevzu bence öyle değil. Yani şeyin Çevre Bakanımızın Elazığ'da yapmış olduğu açıklama çok net. Çünkü Çevre Bakanımız orada evet bir açıklama yaptı. Burası yıkılacak diye. Daha sonra İlgili Genel Müdürlük, Çevre Bakanlığı'ndaki ilgili Genel Müdürlük teknik bir çalışma yaptı. Zaten belediyemizin, Elazığ Belediyesi'nin karayollarına yaptırmış olduğu bir sayım vardı. Bir ara bir anket falan gündeme gelmişti, hatırlarsınız. O sayımda günlük üzerinden 3500-4000 aracın geçtiğini... Gerçekten geçiyor muydu başkanım? Geçiyor tabii. Ama bölgede yaşayan vatandaşlar da günde 10-15 tane araçça geçiyor, geçmiyor diyorlar. Yani insanlar tabii ben gidip saymadım, bilmiyorum. Neticede yani, ben neticede de sayımı yapanların yalancısıyım. Yani bilmiyorum ya. Evet. Onlar eğer öyle demişse ben tek tek oturup orada saymadım. Saydım ben de saymadım. Ancak biz bir ulaşım ana planı yaptık. O ulaşım ana planında Fethişehir Hastanesi'ne, şehir hastanesine bitmeden giden yolları bitirmemiz gerekir mantığı içinde hareket ettik. Necmettin Erbakan Bulvarı bu çerçevede yapıldı. Kanal yolu bu çerçevede yapıldı. Doğu imar yolları orarı görmüşsünüzdür. Sanayi Mahallesi, Salı Baba, Çatal Çeşme, Kırklar Mahallesi, o bölgeyi hastaneye bağlayan diğer yollar. İstasyon alt geçidi ve buradaki alt geçit ve üst geçit bu çerçevede yapıldı. Sonradan Çevre Bakanımız dedi ki bizim ilgili genel müdürlüğümüz yapmış olduğu çalışmada buranın yıkılmaması gerektiğini ortaya koydu ve biz yıkmaktan vazgeçtik. Şimdi şeylere yakın gidiyor. Doğrudur. Ancak... Yani çok aksi bir durum ancak, var. Şimdi yeni yapılan evler de yine yakın yapıldı işte yani. İşte yani onu oraya bir şey demeyeceğim. Ancak bizim revize imar planında yapmış olduğumuz plan 10 metre geri çekilmesi gereken bir plandı. Yani o plan tabii depremle birlikte belki böyle olması gerektiği görüldü, öyle yapıldı ama niye yapıldı onu bilmiyorum. Onu ilgililerine sormak lazım. 10 metre geri çekildiğinde zaten bu yakın geçen bir problem tamamen gündemden çıkmış olacaktı. Yani neticede konu tamamen Çevre Bakanımızın ve Çevre Bakanlığı'nın bürokratlarının yapmış olduğu çalışmasının bir neticesidir. Hı hı. Bence de doğru bir netice olmuştur. Çünkü Ataşehir'den, Sürsürü'den, efendim Hilalkent'ten kalkıp hastaneye giden hemşehrilerimiz ağırlıklı olarak orayı kullanıyorlar. O kavşakta eskiden 15-20 dakikada geçemezdiniz. Şimdi hiç takılmadan direkt geçip Halimza Septoğlu bunlar üzerine gidiyorlar. Şimdi başkanım tabii bir de az önce imardan bahsetmiştiniz. Sizin döneminizde tartışılan konulardan birisi imardı. Bu dönemde de tartışılan konulardan birisi yine imar oldu. Siz bir imarda değişiklik yaptınız. İşte çok katlı binalar yapılmaya başlandı. Şimdi TOKİ 4 katlı 5 katlı binalar yapıyor. Vatandaş da depremzede de diyorsa diyor ki madem işte 18 katlı 20 katlı 25 katlı binalar bu şehirde yapılıyorsa bizim kendi arsamıza niye şimdi 5 katlı konutlar yapılmasına karar verildi. İmar planı nasıl görüyorsunuz? Siz imarı yaptınız sonra tekrar değiştirildi. İyi bir imar planı mı yaptınız? Öyleydiyse sonradan niye değiştirildi imar planı? Ben sonrasına karışmayayım. Sadece peki, bizim yaptığımız imar planını bahsedeyim. Biz 11 bin hektarlık bir alanda imar yaptık. Yani
110 milyon metrekarelik bir alanda imar yaptık. Böyle bir parselde 100 metrekarede, efendim 500 metrekarede değil, 110 milyon metrekarelik bir alanda imar yaptık. Bu imar yaparken mesela yeşil alan, yapmış olduğumuz imar içindeki yeşil alan 1714 hektardır. Peki daha önceden neydi? Daha önceden 800 hektar civarındaydı. Yeşil alanı %100 arttırdık. Mesela yollar, ya ana bulvarlar, devasa yollar yapıldı. İmarda bıraktığımız yollar 2108 hektardır. Önceden yine bunun yarısıydı. Biz mesela ağaçlandırılacak alan, yani bu şehrin yeşili, ağacı, yolu önemlidir. Evet. Yani ağaçlandırılacak alan 922 hektar, yani 1000 hektar civarında alanı da ağaçlandırılacak alan olarak koymuşuz. Okul, sağlık, cami vesaire 1670 hektarlık alan bırakmışız. Diğer yeşil alanlar vesaire. Biz bir kısım yüksek binalar verdik. Evet. Nerede verdik? Mesela Nail Bey Mahallesi'nde şimdi kentsel dönüşüm yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Yani 8 katlı binayı yıkıp yerine 5 kat yaparak kentsel dönüşüm yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Mecburen orada belli bir yüksek kat vermek durumundasınız. Yani o gün biz imarı böyle düşündük. Ha şunu da söyleyeyim. Yeri geldiği için diyorum. 24 Ocak 2020'de deprem oldu. 2014'te 2019 yılları arasında yapılan binaların Sivas'ında dahi çatlama olmadı. Yok başkanım, olanlar oldu. Hayır. Yani. Çatlaklar yani, vardı başkanım. Şeyde yeni yapılan binaların. Evet, yani 2-3 yıllık binalarda çatlaklar oluştu başkanım. Yani kolonlarda bir şey olmadı. Hayır, ama. Sivas'ında bir şey olmuştur, öyle evet. Diyemeyeyim. Ama yani hani yüksek bina depremde yıkılır, diğeri yıkılmaz mantığı doğru değil. Japonya dünyanın en deprem bölgesi ama dünyanın en yüksek ikinci kulesi 630 metre yüksekliğinde Japonya'da. Evet. Cumhurbaşkanımız yatay şehirleşmeyi istiyor. Biz de bunu istiyoruz, destekliyoruz. Öyle olması gerekir. Yeni yapılan imar alanlarında, yani boş bir arazi, bu boş arazide yeni bir imar yapıyorsunuz ve bu imarda elbette yatay şehirleşmeyi, yatay yapılanmayı yapmak gerekir. Biz de tam buna uygun yaptık. Mesela bizim bu şeyde yaptığımız, Revize imar planında yaptığımız imarın ana dayanak noktası Hicret Mahallesi'dir, Aksaray Mahallesi'dir, Kızılay Mahallesi'dir, Gümüşkavak Mahallesi'dir, Çatalçeşme Mahallesi'dir, Salıbaba'dır, Sanayi Mahallesi'dir, Doğu Kent'tir, Kırklar Mahallesi'dir, Ulu Kent'tir, Yıldız Bağladırı'dır, Esentepe'dir, Fevzi Çakmak'tır. Evet. Şimdi buralarda iki katlı binalar vardı, 5 kata çıkardık buralarda. Şimdi buralar gelişti mi? Evet gelişti. Rant elde etti mi? Evet rant elde etti. Kim rant elde etti? Oradaki vatandaş rant elde etti. Ve hatırlar mısınız? Ben televizyonlardan o zaman da sık sık diyordum ki o bölgedeki vatandaşlar, o bölgedeki vatandaşlarımız, malınızı satmayın. Bahçenizi satmayın. Arazinizi satmayın diyor. Değerlenecek diyorsunuz. Bir gün Hicret Mahallesi'ne gittim. Başkanım dedi, iyi ki sizi televizyonlarda dinlemişim. Benim şu tarla benim tarlam, arazi benim arazim. Değeri 35-40 TL'ydi metrekaresi. Şimdi değeri 600 TL. Ben kazandım diyor. Rant bu şehre yayıldı. Bu şehirdeki herkese yayıldı. Dolayısıyla biz 11 bin hektarlık alanın 7139 hektarını yeşil alan, ağaçlandırılacak alan, okul alanları, yollar vesaire ayırmışız. Biraz şey oldu ama başkanım, yani artık toparlamış da olalım. Yeşil alanlarla otoparklar biraz imara açılınca şöyle. En çok şimdi, eleştirilen nokta o mesela, oldu. Mesela eleştirilen nokta o, ancak olayın esası şu. Şurası yeşil alan ayrılmış gibi. Evet. Şu arazi sizin. Burada hazinenin arazisi var, belediyenin arazisi var. Biz yeşil alanla burada diyelim bir dönümse burada 5 dönüm yeşil alan bıraktık, burayı verdik. Şimdi bizim yeşil alan bıraktığımız yer görülmedi.
sanki biz yeşil alanları almışız, inşaat yaptırmışız gibi göründü. Hayır, yani burayı kamulaştırsak diyelim 30 milyon TL ödeyeceğiz. Yani niye kamulaştırayım? Benim orada kendi yerim var. Kendi yerimi yeşil alan yaparım. Hem de 5'e katlayarak, 10'a katlayarak yeşil alan yaparım dedik. Ve imarı böyle planladık. Evet. Başkanım, ben çok teşekkür ediyorum. Elazığ'da verimli bir ziyaret vesaire gerçekleştirdiniz. Şimdi ben dün de ifade ettim, bilmiyorum izleme fırsatı buldunuz mu? Sizinle program yapınca bir sunucu olarak, bir moderatör olarak insan heyecanlanıyor. Çünkü verilen her soruya cevap veriyorsunuz. Ve o cevaplar hani takılmadan, tıkanmadan hitabetiniz çok kuvvetli. Ben çünkü diksiyon derslerine de giriyordum Milli Eğitim Bakanlığı'na. Ben orada da hep ifade ediyordum. Elazığ'da konuşma, diksiyon vesaire duruş konusunda Mücahit Yanılmaz'ın dikkatle takip edilmesi gerekiyor diye. Keşke program süremiz çok uzun olsaydı, çok daha sohbet edebilseydik ama kısıtlı bir zamanımız var. Hatta yaklaşık 15-14 dakikada aştık zamanımızı. Ben teşekkür ediyorum katıldığınızdan dolayı. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah geniş bir vakitte daha uzun, daha güzel bir program yaparız. Program yapmak keyifli. Evet, eyvallah. Şunu çok net söylüyorum. Hatırlarsınız, ben 30 yıldır televizyonlara çıkarım, konuşurum. Hiçbir program öncesi bana şunu sorun, bunu sormayın demem. Evet. Çünkü açık ve net bir insanım. Yaptığım işleri anlatırım. Sevenler olur, sevmeyenler olur. Beğenenler olur, beğenmeyenler olur. Ancak bu şehir hepimizin, biz bu şehrin menfaatleri, bu şehrin çıkarları için mücadele ettik. Hı hı. Etmeye de devam edeceğiz inşallah. Ben çok teşekkür ediyorum ve şahsınıza bütün hemşehrilerime saygıyla, muhabbetle selam diliyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz başkanım. Evet efendim, uzun bir süredir kendisiyle program yapamıyorduk. Belediye başkanlığı dönemi boyunca sanıyorum kendisiyle en çok ben program yapmıştım. Ve gerçekten de kamuoyunu bilgilendirici. Kamuoyunu bilgilendirmek önem arz ediyor bu süreçte. Özellikle deprem sürecinde biz bunu bir kez daha gördük. Kamuoyunun sık sık bilgilendirmesi gerekiyor. Kendisi de görev yaptığı süre içerisinde kamuoyunu basın açıklamalarıyla sık sık bilgilendiriyordu. Bugün de uzun bir aranın ardından canlı yayın konumuz oldu. Elazığ önceki dönem belediye başkanımız, şu anda da AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz Bey'e canlı yayınımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Efendim çok kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından canlı yayınımıza devam edeceğiz. Efendim son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Canlı yayınımıza devam ediyoruz ilk bölümde. Önceki dönem belediye başkanı Mücahit Yanılmaz canlı yayın konuğumuzdu. Ülke ve Elazığ gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Günün diğer gelişmeleriyle de devam edeceğiz. Elazığ'da COVID-19 destekleri kapsamında 185 milyon 863 bin lira ödendi. Elazığ'da koronavirüsle mücadele kapsamında her türlü çalışma yapılırken kısa çalışma ödeneğinden nakdi ücret desteğine, sosyal destek programından normalleşme desteğine kadar 185 milyon 863 bin 951 lira ödendiği bildirildi. Ülke genelinde olduğu gibi deprem yaşanan Elazığ'da da COVID-19'la mücadele kapsamında her türlü çalışma yapıldı. Valilik koordinesinde ilgili kurumların desteğiyle her türlü çalışmanın sahada yapıldığı kentte vaka oranının düşüşü %80'e yaklaştı. Bu süreç içerisinde ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere İşçi ve işverene de maddi olarak destekler verildi. Valilikten alınan bilgiye göre sosyal destek programı kapsamında 3 haz halinde ihtiyaç sahibi ailelere 62 milyon 654 bin TL, Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyası kapsamında 18 milyon 702 bin TL, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteği kapsamında ise 104 milyon 507 bin 951 TL ödendiği bildirildi. Desteklerden şu ana kadar 109.132 kişinin faydalandığı belirtildi. Efendim altın düşüşünü sürdürüyor. Altını olanlar ve yatırım yapmak isteyenlerin ise aklı karışık karışık olanlar. Aklı karışık olanlar için de uzmanlar merak edilen soruları yanıtlıyor. Bir süre daha düşebilir. O süre işte herhalde en geç Ocak sonu olur.
çok iyi bir alım fırsatı vermekte yatırımcısına altın. Altın yatırım yapmak isteyenler için bir fırsat sunuyor. Son zamanlarda ani düşüşleriyle gündeme gelen altının gram fiyatı 440 liraları gördü. Peki ilerleyen zamanda altın fiyatlarını nasıl bir süreç bekliyor? Altın almak isteyen vatandaşlar bu süreçte ne yapmalı? Herhalde en geç Ocak sonu olur. Çok iyi bir alım fırsatı vermekte yatırımcısına altın. Çünkü biz daha önceki konuşmalarımda da söyledim. Altın hep yüksek diye, yüksek yükselir diye yine yükselecek. Ama işte bu faizi kimse hesap edemedi. Faiz kararından sonra altın düştü. Ama dolar da altın da bence alınabilecek en iyi seviyelerde şu anda. Dediğim gibi biraz daha düşebilir. O da kısa süre bir fırsat verebilir. İlerisi yine yüksek olacaktır. Uzmanlar yatırım yapmak isteyenleri uyarıyor. Fırsatı kaçırmayın. Yani millet panik olmasın. İşte ben altın aldım da işte altın düştü de zaten bunların amacı şey. Bir süre güvenin sarsılması, altından çıkıp da işte başka işte ben daha altın almam bundan sonra gibisinden. İşte altın halbuki en güvenli liman. Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı doların düşmesine bağladı. Şimdi özellikle Maliye Bakanı'nın istifası ve Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından sonra dolar fiyatında bir düşüş. Tabii dolar fiyatındaki düşüş dolayısıyla altına yansıdı. Yani 8600 lira seviyesini gören dolar da şu an 7400'lü seviyeler. Bu da uluslararası piyasalarda altının onsunun dolarla çarpımından dolayı tabii altının fiyatını düşürdü. Yani vatandaşımız şöyle bilsin ki altın ons bazında düşmedi. Dolar bazında, dolar düştüğü için düştü. ABD Başkanı'nın koltuğuna oturmasının ardından doların yükselmesiyle altın fiyatlarının da yükselmesi tahmin ediliyor. Malum Amerikan başkanlık seçimi bitti. Kazanan başkan adayı ayın 20'sinde koltuğuna oturacak ve sonrasında da parasal genişleme diye Avrupa Birliği'nin ve özellikle Amerika'nın parasal genişleme ile ilgili yani virüsün yıprattığı ekonomilere bir nebze destek olma adına piyasaya para sürülecek. Tabii para sürülmesinin akabinde de özellikle değerli emtialarda biz tekrar yükseliş bekliyoruz. Bunu da yani vatandaşlarımıza şu anlık altın fiyatlarını, şu anki altın fiyatlarını özellikle tam alım fırsatı olarak değerlendirmelerini tabii ki diliyoruz. Başkan Çakmakçı altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu ifade ederek kısa vadeli yatırım için altının tercih edilmemesini istiyor. Hiç kimse günübirlik düşünmesin. Altın fiyatları her zaman uzun vade yatırım. Altın uzun vade yatırım aracıdır. Yani kalkıp bugün aldım yarın para kazanayım düşüncesinde hiç kimse olmasın. Biz özellikle 3600 liraları gören altında yani Cumhuriyet altınından bahsediyorum. 3600'ü gören altın şu an 3030 seviyesinde yani tam alım yeri diye tabii vatandaşa bir öneride bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de yani yıllık bazda veyahut 6 aylık bazda baktığımız zaman da geçen yılın altın fiyatlarıyla kıyaslama yapsınlar. Ondan önceki yılın altın fiyatlarıyla kıyaslama yapsınlar. Altının ne kadar karlı bir yatırım aracı olduğunu zaten kendileri görürler. Önümüzdeki günlerde ise altında yükseliş görülecek. 440'ları zaten gördük alt limit olarak. Bugün 448 seviyesinde, 449 seviyesinde. Yani dün itibariyle 440'lı. Yani biz gene az önce bahsettiğim olaylardan ötürü altın fiyatlarında tekrar yönün yukarı olduğunu belirtmek istiyoruz. Yani vatandaşın tercihidir. Tabii ki günübirlik düşmeler çıkmalar yani biz öyle gün oluyor ki yaklaşık 20-25 kez fiyat değiştiğimiz günler oluyor. Yani günübirlik hiçbir şekilde düşünmesin. Yani şöyle farz edelim yani bir arsa aldığı zaman veya başka bir yatırım yaptığı zaman hemen yarını mı düşünerek yapıyor? Efendim uzun zamandır yaşanan kuraklık nedeniyle susuzluk tehlikesi altında bulunan Elazığ'a müjde meteorolojiden geldi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Taner Erdoğan kar yağışı için tarih verdi. O tarihi kendisinden dinleyelim. Uzun zamandır yaşanan kuraklık nedeniyle susuzluk tehlikesi altında bulunan Elazığ'a müjde meteorolojiden geldi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Taner Erdoğan, bölge olarak yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği uyarısı yaparken, soğuk hava ile birlikte Elazığlıların aylardır hasret kaldığı kar yağışının cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor, dedi. Yaptığımız son meteorolojik değerlendirmeye göre bölgemiz yarın akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağış sistemi etkisi altına girecek ve yağışlarımız
yerleri orta yerleri kuvvetlice pazartesi akşam saatlerine kadar bölgemizde etkili olmaya devam edecek. Yağışlarımız yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olurken hafta sonuna itibaren ise özellikle cumartesi günü akşam saatlerinde yüksek seviyelerde havanın soğumasıyla birlikte yağışlarımız artık kar şeklinde olması tüm bölgemiz için beklemekteyiz. Hava sıcaklığına baktığımız zaman mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yağışlarla beraber mevsim normallerine, hafta sonuna itibaren ise mevsim normallerinin de 3 ila 5 derece altına düşmesini beklemekteyiz. Rüzgarlara baktığımız zaman doğu ve güneydoğu yönlerden hafta sonları esecek rüzgarlarımız orta ve kuvvetlice esecek. Hafta sonunda kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölge Müdürü Erdoğan, oluşması muhtemel riskler için vatandaşları uyardı. Yaptığımız bu değerlendirmeyi özellikle yağışlarla beraber ulaşımda aksamalara, yer yer sel su baskınları olabilir. Ve bu yağışlı sistem özellikle pazar günü itibaren havanın soğumasıyla birlikte vatandaşlar özellikle buzlama ve don olaylar için dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda var. Evet efendim, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürecek. Tabii bu şehir genelinde olacak mı? Bunu net şu an belki söylemek tam kesin değil ama en azından yüksek kesimlerde kar yağışı artık olacak Elazığ'da. Olması da gerekiyor. Yoksa Türkiye genelinde meteoroloji verilerine göre kuraklıkla en ciddi karşı karşıya olan şehirler arasında Elazığ. Bunlar geçen günde bahsetmiştik. Umut ediyoruz ki güzel bir kar yağışı Elazığ'da olur. Sular, topraklar suyla bereketle buluşur. Efendim, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2021 yılı 10. başvuru ilan çağrısı yayınlandı. Söz konusu ilandan Elazığ'ın da aralarında bulunduğu ve iPart programının uygulandığı 42 il faydalanacak. İPART 2 dönemi 10. başvuru çağrı ön ilanı 7 Ocak tarihinde yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu koordinatörlüğünde 10. dönem çağrı kapsamında iki farklı tedbir kapsamında destekler gruplandırıldı. Programın kaynağı, faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan İPART programı fonudur. Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek olmak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller, İPART programının uygulandığı ve aralarında Elazığ'ın bulunduğu 42 ildir. Tedbir 101 kapsamında süt üreten tarımsal işletmeler, kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler ve yumurta üreten tarımsal işletmelerin yatırım toplamının %50-70 arasındaki kısmına hibe desteği verilecek. Tedbir 103 kapsamında süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması yatırım programının %40-50 arasındaki kısmına hibe sağlanacak. Online yapılacak başvurular 15 Şubat'ta başlayacak. Tedbir 101 kapsamındaki son başvuru tarihi 16 Mart, tedbir 103 için ise 26 Mart olarak açıklandı. Efendim, Fırat Üniversitesi Genel Sekreterlik görevine başarılı çalışmalarıyla akademik alanda adından sıkça söz ettiren öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Akpınar atandı. Fırat Üniversitesi'nde Profesör Doktor Osman Özcan'ın emekliye ayrılmasıyla birlikte Fırat Üniversitesi Genel Sekreterlik görevine Rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş tarafından akademik ve idari çalışmalarıyla dikkat çeken Fizik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Akpınar getirildi. Daha önce Fırat Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevini yürüten Profesör Doktor Sinan Akpınar, Rektör Profesör Doktor Göktaş'ın görevlendirmeleriyle üniversite genel sekreterlik görevine atandı. Üniversite içerisindeki başarılı çalışmalarıyla bilinen Profesör Doktor Sinan Akpınar'ın genel sekreterlik görevine atanması akademik ve idari kadrolar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kanal Fırat Medya Grubu olarak Fırat Üniversitesi Genel Sekreterlik görevine atanan Profesör Doktor Sinan Akpınar'a yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Evet efendim, zaman zaman ifade ediyoruz. Üniversitemizin değerlerini, üniversitemizin güzelliklerini, başarılarını canlı yayınlarımızda anlatıyoruz. Gerçekten Profesör Doktor Sinan Akpınar uzun yıllardır Fırat Üniversitesi'nde görev yapan, akademik alanda oldukça önemli çalışmalara imza atan bir isim. Benim de özellikle son süreçte kendisini yakından tanıma fırsatı bulduğum bir isim. Bilgiye önem veren, bilgiye değer veren bir isim. Yapacağı her görevde eminiz ki başarıyla üstesinden gelecektir. Üniversitemizin bu denli önemli, değerli akademisyenlerine bu tür görevlerin verilmesi üniversitemizin dolayısıyla şehrimizin oldukça faydasına olacaktır. Çok güzel, çok başarılı çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Tebrik ediyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Umut ediyoruz ki üniversitemizde zaten rektör yardımcılarıyla çok güzel bir kadro, çok güzel bir genç, dinamik bir ekip oluşturuldu. Genel sekreterimiz Profesör Doktor Sinan Akpınar da bu ekibin içerisinde çok faydalı, çok güzel, başarılı çalışmalara imza atacaktır. Naif kişiliğiyle, zarif kişiliğiyle bilinen, akademik çalışmalarındaki başarılarıyla takdir görmüş bir isim üniversitemize ve şehrimize değer katacağından hiç şüphemiz yok. Görevinde başarılar diliyoruz. Ve devam ediyoruz efendim. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2018-2020 döneminde ait gün gün tüm medya paylaşımları yayın haline getirildi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 2018-2020 dönemi medya paylaşımlarını yayın haline getirdi. Tarih, konu ve içerik olarak tablo haline getirilen tüm paylaşımların yer aldığı yayının ön sözünü yazan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Arsan, odanın son 3 yıllık tüm çalışmalarının belgelendiği bu yayının önemli bir kaynak niteliği taşıdığını ifade etti. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Arsan, söz uçar yazı kalır başlığı ile kaleme aldığı yayın hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Odamız Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu yayın ile 1 Nisan 2018 tarihinden günümüze odamızın gün gün yaptığı ve gerek basın bülteni gerekse sosyal medya aracılığıyla üyelerimiz ve kamuoyuyla paylaşılan tüm faaliyetlerimiz kayıt altına alınmıştır. Oda arşivimize kazandırılan ve tarihe not düşen bu yayın ile bu hizmet döneminin gün gün tüm faaliyetleri bir araya getirilmiş ve bundan sonraki süreçlerde yapılacak çalışmalar için de kaynak gösterilme imkanı sağlanmıştır. Kurumsallaşmaya ve şeffaflığa büyük özen gösterdiğimiz yönetim anlayışımızın bir parçası olan bu çalışma ile oda üyelerimizin kurumsal kapasitelerini geliştirme, sektörel gelişmeleri teşvik etme, sanayileşme için gerekli olan altyapıların kurulması, dış ticaretin artırılması, kanun ve mevzuatlardan üyelerin haberdar edilmesi, ilin ihtiyaç ve sorunlarını ilgili makamlara taşınması, sektörün sorunların çözümü için girişimler, lobi faaliyetleri, kültürel ve sanat faaliyetlere destek, tanıtım, girişimcilik, işsizlikle mücadele, mesleki eğitimler ile üyelerin nitelikli eleman sorunlarının çözümü, farkındalıklar oluşturma, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, STK'ların müşterikliğinin ve etkinliğinin artırılması, paydaşlar ve medya kurumları ile ilişkilerin geliştirilmesi ve odamız stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda gün gün atılan her adım yer almaktadır. Yüzyılda bir yaşanabilecek büyük felaketlere denk gelen bu hizmet dönemimiz içerisinde bir an olsun dahi yılgınlığa düşmeden üyelerimizin ve ilimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda mesai ve saat kavramlarından uzak şekilde imkan ve gücümüz ölçüsünde bu mücadeleler verilmiş ve verilmektedir. 1884 yılında ülkemizde kurulan ilk 10 oda arasında yer alan ve bu tarihi misyonunun bizlere yüklemiş olduğu sorumluluk bilinciyle tüm yönetim organlarımız ve profesyonellerimizle hizmetlerimize aynı heyecanla devam ediyoruz. Bu düşüncelerle odamız meslek komite üyelerimize, meclisimize, komisyonlarımıza, odamız profesyonellerine, paydaşlarımıza ve medya mensuplarımıza bu süreçteki katkı ve gayretleri için teşekkür ediyor, yayında emeği geçenleri tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi. Efendim, Elazığ Belediyesi daha temiz bir şehir hayatı sunmak ve her atığın çöp olmadığı bilincinin oluşturmak için hayata geçirdiği birçok çalışmanın geri dönüşümlerini toplayarak doğaya katkı sunmayı sürdürüyor. Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler neticesinde binlerce ton atık durumundaki lastik geri dönüşüme kazandırılıyor. Ayrıca tıbbi atıklar ise bertaraf ediliyor.
Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde çevre temizliği ve hijyen konularında daha titiz davranan belediye ekipleri, doğada yok olması yıllar süren cam, pil, metal ve plastik malzeme gibi nitelikli atıkları usulüne uygun toplayarak geri dönüşüme tabi tutuyor. Efendim bugün özellikle soran izleyicilerimiz vardı. Biz Mişen konutlarıyla ilgili kura çekilişleri ne zaman olacak diye. Bununla da ilgili bilgiyi paylaşmış olalım. ElazığSonHaber.com duyurdu ama bizler de duyurmuş olalım. Elazığ Güney Çevre Yolu üzerinde yapımı tamamlanan ve kura çekimi başvuruları başlayan, sona eren Biz Mişen TOKİ konutlarına 1629 kişinin kuraya katılacağı açıklandı. Biz Mişen'de yapılan deprem konutlarına toplam 1629 kişi kuraya katılacak efendim. Kura 14 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek. Saatler 11'i gösterdiğinde İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilecek kura çekimi. Kanal Fırat Televizyonu olarak da kura çekimini canlı yayınlamış olacağız efendim. Tekrar edeyim, Biz Mişen'de geçtiğimiz günlerde Biz Mişen'deki konutlar için başvuru alımı başlamıştı. O başvuru alımları tamamlandı. Birçok vatandaş başvuruda bulundu. Biz Mişen'deki konutlar için noter huzurunda çekilecek olan kuraya toplamda 1629 kişi katılacak. Noter huzurunda çekilecek olan kura 14 Ocak Perşembe günü saat 11'de gerçekleştirilecek efendim. Kanal Fırat Televizyonu'ndan da canlı olarak takip edebileceksiniz. Efendim STK platformu dönem sözcüsü Servet Yaşar Özdemir, Sivrice ilçesinin yaşadığı sorunların gündeme getirilmesi ve çözüm yollarının bulunabilmesi için Sivriceliler Derneği ve platform olarak ortak bir rapor hazırladıklarını söyledi. Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Sivrice ilçesinin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin bir rapor hazırladı. Hazırlanan raporla ilgili açıklama yapan dönem sözcüsü Servet Yaşar Özdemir, 24 Ocak tarihinde Elazığ'da meydana gelen depremin merkez üssü olan ve en çok etkilenen ilçe Sivrice ile ilgili Sivriceliler Derneği ile ortak bir rapor hazırladıklarını belirtti. Sivrice ilçesinin sorunlarına değinen Özdemir, ilçenin sorunlarını madde madde sıraladı. Hazırlanan raporda ilçede binalar için oluşturulan yeşil alan ve boş alanlara geri çekilen binalar serpiştirildiğinden alan daralmasının oluşması, derin çukurlara konuşlandırılan binaların alt katlarının hem bodrum gibi durması hem de bu binaların sel baskınlarına maruz kalabileceği, ilçe merkezindeki işyerleri ve konutların birbirine çok yaklaştırıldığı ve sosyal yaşam alanlarının kısıtlandığı, İlçede yeni bir planlama ve düzenleme yapılabileceği, ilçe halkının görüşü alınarak ve büyük bir uzlaşıyla yeni yerlerde yeni konut projelerini geliştirilmesi, ilçede dokuya uygun binalar inşa edilmesi, ilçede müstakil ev yapımına önem verilmesi, kura olmadan ailelerin ve akrabaların aynı binalarda kat kurasına tabi tutulmaları, ilçenin bir bölgesinde arzu eden aileler için ahırlı ev seçenekleri oluşturulması, Sivrice ilçesinin girişine yapılan köprülü kavşağın beklentileri karşılamadığı ile ilgili görüşlere yer verildi. Efendim, ömrü hayatında 2 yıl önce bir kez hastaneye giden, 6 çocuk 80 torunu bulunan 102 yaşındaki Şahide Nine koronavirüsü yendi. Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyünde 100 yaşına kadar oğluyla yaşayan 102 yaşındaki Şahide Gürbüz 2 sene önce köyden kente yerleşti. Maçı geldi. Tantay mı? Gelmiş sen maçır. Seni bir bana lakin karı. Sabah ya. Merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde ikamet eden Şahide Nine 12 gün önce rahatsızlandı. Bunun üzerine evde alınan test sonucunda koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. 6 çocuk, torun ve torunlarının çocuklarıyla toplam 80 torunu bulunan Şahide Nine, COVID-19'u evinde uygulanan tedaviyle ufak öksürüklerle yenmeyi başardı. 25 yıl önce eşini kaybeden bir asırlık ömrünü köyde geçiren ve hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmayan Şahide Nine, hayatında ilk defa 2 sene önce üşütme şikayetiyle hastaneye gitti. Köyde kendi hayvanlarından ürettiği doğal besinlerle beslendiğini ve bunca yaşı buna borçlu olduğunu dile getiren Şahide Nine, maskesiz kimse dışarı çıkmasın, herkes maskesini taksın uyarısında bulundu. Kere davar ya mazabdı. Mağale rümete, madevi rümete, manlahay rümete, lazıti rümete, çizabdı.
babaannesinin 1919 doğumlu olduğunu belirten Altan Gürbüz, Şahide ninenin doğal beslenmeyi tercih ettiğini söyledi. Bu koronavirüsü ufak öksürük şikayetiyle ve bir sorunsuz olarak atlattı. Allah'a şükür şu an gördüğünüz gibi durumu da çok iyi. Babaannem normalde biz Elazığ'a 2-3 senedir gelmiş babaannem. Bundan önceki hayatı hep köylerde geçmiştir. Yani köy hayatı yaşamıştır ve doğal beslenmiştir. Bundan dolayı bu uzun süre yaşamı ben köy hayatına bağlıyorum. Babaannemin 6 çocuğu var. 4 kız, 2 erkek. Torunlarının çocuklarıyla, yani torunlarının çocuklarıyla tahminim bir 70-80 tane torunları vardır. Efendim az önce kura çekilişinin ayrıntılarını açıkladık. İzleyeceğimiz, sanıyorum kaçan izleyeceğimiz var. Ek sorular var. Kiracılar da katılabilecek mi? Efendim deprem konutları için alınan kura başvurularına kiracılara maalesef katılamıyorlar. Çünkü kiracılara ev verilmeyeceği, hak sahibi olamayacakları ifade edilmişti. Kaçıranlar için ifade edelim ki Bizmişen'de tamamlanan deprem konutları vardı. Ve bunun için geçtiğimiz hafta 3-4 günlük bir başvuru süreci olmuştu. Neydi başvuru? Bizmişen'den konut isteyen vatandaşlar noter huzurunda çekilecek olan kura çekilişine katılmak istiyorlarsa başvuru yapsınlar denilmişti. Ve çok sayıda hemşehrimiz başvurmuştu. 1629 kişi kuraya katılacak efendim. Toplamda ne kadardı? İşte 600 küsür bir ev verilecek vatandaşa bu çekilişte. 600 küsür ev için 1629 kişi kuraya katılacak. Yani neredeyse hemen hemen iki katı bir durum söz konusu. Ayrıca kura çekilişi 14 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek. 14 Ocak Perşembe günü saat 11'de İlöze İdaresi toplantı salonunda kura çekilişi olacak. Kura çekilişi Kanal Fırat ve Kanal E televizyonlarından da canlı olarak yayınlanacak efendim. Zaten biliyorsunuz pandemi dolayısıyla ne vardı? Kura çekilişlerine gidip katılamıyordunuz. Nereden takip ediyorsunuz kura çekilişlerini? Kanal Fırat televizyondan açıp rahatlıkla canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Efendim Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mithat Ulaş esnafın sıkıntılı günler geçirdiğini belirterek bu zorlu süreçte devletin esnafının yanında yer aldığını söyledi. Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mithat Ulaş pandemi döneminde esnafa sağlanan hibe destekleri için müracaatların sona erdiğini söyledi. Özellikle pandemiden ötürü Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle esnaflarımıza sağlanan hibe desteklerinin müracaatları geçen hafta Cuma bitmesinin akabininde tekrar bir 3 günlük uzatma süresi verildi. Malumunuz dün gece 23.59 itibariyle müracaatlar bitti. Devletin sağlayacağı hibe ve kira desteklerinin esnafı rahatlatacağını ifade eden Başkan Ulaş, oda olarak da üyelerinin yanında olduklarını söyledi. Evet, Elazığlılar olarak gerçekten devletimizin vereceği 1 milyon gelir desteği kaybı, 500'de kira desteği gerçekten Elazığ adına, Elazığ esnafı adına kaçınılmaz olduğunu gördük. Evet, bizler gerek oda olarak gerekse şahsi olarak elimizden geldiği kadarıyla kendi odamızın üyeleri ve diğer odalarında üyelerinin bu süreçte kendilerine desteklerimiz eksik olmadı. Başkan Ulaş, devletin, milletinin ve esnafının yanında olduğunu belirterek, borçların yeniden yapılandırılmasında sunulan hizmetlerden biridir, dedi. Devletimizin yaklaşık olarak bir ay, bilmedik iki ay öncesinde devletimize ve farklı kurumlara olan esnaflarımızın borçlarının da yapılandırılarak peşin ödemelerde %90 faizinin silinmesi, taksitlendirmede de belli oranda bir faizin düşürülmesiyle beraber esnaflarımızın bu imkanda sağlanmasını meydana getirdiler. Efendim Fırat Üniversitesi'nden 8 öğrenci TÜBİTAK 2247'si stajyer araştırmacı burs programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla başlatılan TÜBİTAK 2247 C Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında Fırat Üniversitesi'nden 8 öğrenci girdi. 145 farklı üniversiteden 1359 farklı projede yer almak üzere 1500 lisans öğrencisinin desteklendiği programda öğrenciler Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan projenin yanı sıra diğer üniversite, enstitü ve özel şirketlerin bünyesindeki projelerde de görev alacakları kaydedildi. Önümüzdeki dönemlerde üniversite bünyesinde desteklenen projeleri artıracaklarını belirten Rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, sektör firmalarının Ar-Ge merkezleriyle koordineli olarak yürütülecek programlarla üniversite olarak ülkemize Ar-Ge tecrübesi kazanmış lisans mezunları kazandıracağız. Bu sayede Fırat Üniversitesi'nde üretilen bilgi ve tecrübeler ülkemizin sanayisine aktarılacaktır, dedi. Efendim AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından başlatılan ve Elazığ Gençlik Kolları Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayla tamamen atık malzemelerden oluşan kedi ve köpek evleri gençlik kollarındaki teşkilat mensupları tarafından inşa edildi. AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayla soğuk günlerde mama ve su bulma noktasında sıkıntı çeken sokak hayvanları için tamamen atık malzemelerden oluşan kedi ve köpek evleri gençlik kollarındaki teşkilat mensupları tarafından inşa edildi. Yapılan çalışmayla ilgili açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Uğurcan Güleç, her konuda olduğu gibi AK gençlik, çevre, doğa ve hayvan dostlarımız konusunda da hassastır. Genel merkezimizin 81 ilde başlattığı bu programa Elazığ AK Gençlik ailesi olarak biz de destek verip çalışmamızı yaptık. Ülkece zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte her ne olursa olsun üzerimize düşen sorumluluğu her bir alanda yerine getirmeye gayret göstereceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in yaşadığı şu olay ile bizlerin sokaktaki minik dostlarımıza olan bakış açısını özetlemek isterim. 10 bin kişilik bir ordunun başında baba ocağı, ana vatanı Mekke'nin kapısına dayanmak üzeredir. Ordunun en önünde ilerlerken yolları üzerinde yeni doğum yapmış dişi bir köpek de yavrularını görür. Arkadaşlarından Suraka oğlu Cuayli çağırarak emir verir. Anne ile yavrularının önünde duracak ve ordunun tamamı geçinceye kadar onlara nöbetçilik edip ezilmekten koruyacaksın. Dişi ile yavruları rahatsız edilmemiş fakat 10 bin kişilik fetih ordusu istikametini değiştirmiştir. Bizler de bu işi nacizane örnek alıp bu ve diğer konularda da AK Gençlik olarak her zaman olmamız gereken yerde olacağız ve aynı hassasiyette sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu sıfır atık projesiyle de entegre bir şekilde yapılmış bu programda emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ederim, dedi. Efendim son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık, yeni güne birlikte başladık. Yeni gün çarşamba gecesinde de saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle buluşmak ümidiyle şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.